Peki, bu kadar bahsettik. Nelere dikkat edilmesi gerektiğinden Selim bahsetti. Ben içeriğinden bahsettik. Uçucu yağları kaybetmememizin öneminden bahsettik. Gelelim nasıl hazırlayacağız, nasıl demeyeceğiz? En önemli konu. Çünkü içerisindeki bileşikler sıcağa karşı hassaslar. Bu çayları elde etme konusunda başlıca 3 yöntem var. Ben bu bahsettiğim 9 bitki için infüzyon yöntemini kullanacağımızdan dolayı en çok onu açacağım. Ama bir dekoksiyonun da üstünden, bir maserasyon üstünden geçelim. Dekoksiyon nedir? Özellikle kabuksu bitkilerin, sert kabuklu bitkilerin sıcak su içerisinde kaynatılması sonucu elde edilen çaydır veya sıvıdır, toniktir. Bundan dolayı bu bahsettiğim 9 bitkiler hassas olduğundan dolayı dekoksiyon yöntemi buna uygun değildir. Yani nedir? Bitkilerimizi suyla beraber kaynatmayacağız. Bir diğer yöntem maserasyon. Maserasyon nedir? Bu sefer sıcağa hiçbir şekilde tolerasyon olmayan bitkilerin bir gün boyunca soğuk su içinde bekletilerek içindeki partiküllerin sıvıya geçmesini bekleme işlemidir. Ve son olarak da infüzyon yöntemi nedir? Bizim bu 9 bitki içinde kullanabileceğimiz yöntem. Yaprak çiçek gibi kısımlarını kullanacağımız çayları bir 5-10 dakika, genelde 10 dakika tavsiye ediyoruz. Nedir? Kaynar suyu değil. Kaynattıktan sonra birazcık ılınmasını bekledik. Yani 80 derecelere düşen bir suyu bitkilerimizin üstüne döküyoruz. 10 dakikaya yakın ağzı kapalı bir kapta bekletiyoruz. Bu sağ tarafta gördüğünüz gibi ki uçucu yağlar havayla karışmasın ve içerisindeki uçucu yağları kaybetmeyelim. Bu şekilde infüzyon yöntemiyle çayımızı elde edebiliyoruz. Sonra süzüyoruz. Ve bu kadar bahsettik. İki tane de tarif verelim. Bu bağışıklık sistemimizi desteklemesi adına. Şöyle ki televizyonda da görüyoruz, yerlerde de okuyoruz, gazetelerde veya karşımıza çıkıyor. Tabii ki başka bitkilerde var bağışıklık sistemini destekleyen. Ama bizim birer fitoterapist olarak bağışıklık sistemi deyince başvurabileceğimiz belli başlı ana bitkilerin 9'undan bahsettik size. Akılda daha rahat kalacak olan bitkilerden de değinmek istedik. Bunlarla da oluşan iki tarif vermek istedik aynı zamanda. Tarif bir de nedir? Birer gram papatya çiçeği, kekik yaprağı, yani kekik yaprağı bahsettiğim o küçük yapraklar ve ada çayı yaprağını bir tasımızın içine aldık. Üstüne 80 derece sıcaklığında suyumuzu ekledik ve ağzını kapattık ki yağlarımız uçmasın. Birinci tarifimiz bu şekilde. Tarif 2'de ise ıhlamur, mürver ve kuşburnu yanında yazan miktarlarla yine aynı şekilde ekledik. Dediğim gibi kuşburnu meyvesini kırdık. Küçük parçaları eğer ortadan kestik veya ki çayı öyle attık ki maddeler suya karışsın. Yine aynı şekilde üstü kapalı bir 10 dakika beklettik. Dilerseniz antioksidan etkisi artsın diye veya şeker sorununuz yoksa Selin'in de dediği gibi bazen bal ekleyebilirsiniz çayınıza. Süper, tamamdır. Çok teşekkürler. Bir yandan teşekkürler de akıyor. Gerçekten çok keyif aldık. Harika bir sunumdu diyorlar. Umarız tekrar bir arada oluruz. Tekrar tekrar çok teşekkürler. Keyifli akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler.